genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk ekranlarından, Kültür Sanat ekranından merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisini hepimiz aslında sesiyle tanıyoruz. Hepimiz aslında onun sesiyle evlerimizde, arabalarımızda, iş yerlerinde, gün içinde birçok şey dinliyoruz ve birçok şey konuşuyoruz kendi içimizde. Ama bugün çok daha farklı bir konuya gireceğiz. Afili Kent'in Alaylıları kitabıyla Cem Arslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cem Bey. Çok teşekkür ederim. EkoTürk izleyicilerine selamlar, sevgiler. Beni bugün burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Zor günler yaşıyoruz, sıkıntılı günler yaşıyoruz. Öncelikle başımız sağ olsun ve milletimizin verdiği bu güzel sınavdan sonra diyeyim. Çünkü milletimize çok yardımcı oldu. Hepimiz yardımcı olduk. Her zamanki gibi birbirimizden başka kimsemiz yoktur noktasına geldik. Hem geçmiş olsun hepimize hem de başımız sağ olsun. Ailelere de sabırlar diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten çok yakın zamanda çok büyük bir felaket geçirdik. Maalesef izleri hala bitmedi. Yaralarımızı hala sarmaya devam ediyoruz. Biz değil ama özellikle o bölgede yaşayanlar, ailesi olanlar için Allah'tan da sabır dileyelim kaybettiklerimiz için. Kitaba değinelim birazcık, Afilli Kent'in Alaylıları. Bu kitap, şöyle değinelim bu kitaba. Bu kitap aslında biraz böyle deprem gündemini de kapsıyor birazcık. Çünkü hani... köyden kente, küçük yerlerden büyük yerlere gitmiş, o vizyonu alkışlanacak bir şekilde üstlenmiş ama gittiği yerde de bunu devam ettirememiş insanları biraz anlatıyor. Biraz kıyıdan köşeden göçe de değiniyor. Şimdi bir radyocu olarak ben 29 yıllık radyocuyum. Gazoz Ağacı programını yaptığımda bir radyocu kitap yazacak deyince insanlar acaba yayın anılarını mı yazacak, yayında olan ilginç şeyleri mi yazacak falan gibi bir beklentiye girdiler doğal olarak. Bu beklentiye girilmesi de çok normaldi. Ama ben daha değişik bir şey yapmaya çalıştım. Yaşım 53, bu ülkeyi iyi tanıdığıma inanıyorum. İyi bir toplum mühendisi olduğuma inanıyorum. Yayınlarda da yıllardır anlattığımız birçok şey var. Yani şehirde yaşıyoruz ama şehirli olamıyoruz gibi bir durumumuz var. Alkışladığımız bir konu var. Mesela insan hani köyde oturup böyle dereye taş atarken ya da kasabasında filan, ya ben buraya sığmıyorum, benim çok büyük bir vizyonum var, ben buraya ait değilim, daha büyük işler yapmam, daha büyük, daha büyük, daha büyük işler yapmam lazım, daha büyük projelere imza atmam lazım diyor. O küçük bir bölgede yetişmesine rağmen böyle bir vizyonu taşıyorsa alkışlanması gereken bir insan. Bu kitap bunu anlatıyor. Fakat bunu gerçekleştirip büyük bir şehre gittiğinde veyahut da ülkesinden Avrupa'ya, Amerika'ya daha büyük vizyonların içine gittiğinde coğrafi olarak oraya basıyorsun ama neden bu çıkış noktanı unutuyorsunu sorgulayan bir yapısı var. Çünkü alkışlıyoruz, bravo, küçük yerden büyük yere gidiyorsun, küçük vizyondan büyük vizyona, küçük imkanlardan büyük imkanlara gidiyorsun. Fakat sanıyorum oraya vardıktan sonra çıkış noktası unutuluyor biraz. Bunu unutmayalım. Hani madem şehre gittik, madem büyük imkanların içine gittik, bunları geliştirelim tadındayız. Aslında bu noktada bu kitap deprem gündemine de biraz dokunuyor. Çünkü ülkemizde şöyle bir sıkıntı da var sevgili Ecem. Şimdi herkes Marmara bölgesinde, herkes özellikle İstanbul'da yaşamak istiyor. Ülkeyi böyle bir dev bir tahterevalli gibi düşünsen aslında yani doğu havada kalıyor. Çünkü burası ağır. Yani herkes burada nüfusumuz yaşamak istiyor. Nüfusumuz çok fazla çünkü İstanbul olarak. Yani işte ekonomi Marmara bölgesinde, para Marmara bölgesinde. İş imkanları. Kültür sanat Marmara bölgesinde, iş imkanları Marmara bölgesinde. Bir de tabii şimdi bu kitap biraz hafiften şeyi de kaşıyor. Yani insanlar aslında küçük yerlerden, hani bu illa köy, dağbaşı, kasabası falan anlamında değil. Yani küçük yerlerden hakikaten maddi sebeplerle mi kaçıyor acaba? Birçok kişi... konuyu böyle yansıtıyor. Neleri görüyoruz daha çok bu kaçışlarda? Yani o göç sebeplerinde evet bahsettik, hani kültür sanattır, iş imkanlarıdır falan ama aslında bunlar görünür sebepler mi yoksa altta daha çok, daha derinde mi bir şeyler var? Şimdi ekonomik sebepler mutlaka bir etkendir ama tek başına bir etken olduğuna inanmıyorum. Ekonomi mutlaka
az ya da çok, öyle ya da böyle o %100'ü inceliyorsak, %100'ün yüzde kaçı hangisi irdeleme yapıyorsak, ekonomi de bunların içinde maddelerden bir tanesi. Ama daha ziyade bu göç meselesinde anlatılırken ekonominin ana sebep ve yani %80 ekonomik sebepler falan gibi anlatılıyor ama ben öyle olduğuna inanmıyorum. Çoğu kişi aslında biraz da köydeki gıybetten, köydeki baskıdan, aile baskısından, aşiret baskısından, bölge baskısından biraz kurtulmak istiyor. Çünkü küçük yerlerde arzu ettiğiniz yaşantıyı çok süremiyorsunuz. Arzu ettiğiniz faaliyetleri, hobileri, yaşam tarzını pek yapamıyorsunuz. Şehirde de aslında çok daha farklı yapmaya çalışıyoruz. Kitapta değindiğiniz noktalar var. Yemek kursları, sosyalleşme çabaları. Tabii yani şehirde de şimdi geldiğin zaman şehire geldin, indin. Coğrafi olarak şehire basıyorsun ama daha henüz o şehrin imkanlarının, şehrin aslında şehir imkanlarını, şehirdeki sıkıntı şu, şehir imkanlarını böyle bir altın tepside sunmuyor. Şehir imkanlarını bir yere gizlemiş. Aslında şehrin muzip bir tarafı var. Yani şehir bizde oyun oynuyor, bilgisayar oyunu gibi. Yani sen kendini bir joystick gibi düşün. Şehir sana sunacağı imkanları bir yere gizlemiş, senin onları arayıp bulup, hani oyunlarda da vardır ya, bir şeyin üstünden geçersin bonus olur. Süper bir şeyin üstüne gibi. Tabii işte böyle bir şeyin, hani mesela dur öyle kenarda duran bir şey, bu ne ya dersin, ona bir dokunursun, dınk 1000 puan yazar sana filan. Şehirlerde de bu imkanlar var ama bunları arayıp bulmak lazım. Bu imkan sen böyle ortada dururken senin üstüne gelmiyor. Senin onlara gitmen lazım. Senin tırmanman lazım birazcık. Ama tabii senin ona gitmen gerektiğini ve bu gidişin nasıl yapılacağını da belirli bir eğitim öğretimden, belirli bir hayat tecrübesinden, belirli bir yaşanmışlıktan sonra bünyeye dahil etmek gerekiyor. Ama bunun için de ilk önce istekli olmak gerekiyor. Bu kitap biraz yani bunu anlatıyor. Çünkü ana amaç, ben hani küçük bir yerden büyük bir yere, yani İstanbul'a veya Avrupa'ya gittiğim zaman konuyu çözdüm oluyor. Mesela ben bunu öğrencilerimde de gördüm. 8 yıl kadar üniversitede ders verdim. 4. sınıflara ders veriyordum. İşte soruyordum hani İngilizce başta olmak üzere yabancı dille alakanız ne falan diye. İşte diyorlardı ki hocam ailemizle konuştuk. Evet işte okul bittikten sonra yurt dışına gideceğiz. Lisan orada öğreniliyor, burada öğrenilmiyor. Ya şimdi orada dersler de İngilizce, biliyorsunuz değil mi çocuklar falan diyordum. Hani bir yurt dışında İngilizceyi öğrenebilmek için ilk önce bir temel gerekiyor. O temeli halledeceksin. Oraya da çıkman için bir şeyler yapman gerekiyor o aşamaya gidene kadar. O temeli burada işte gramerdi bilmem neydi falan, o altyapıyı biraz alacaksın. Oraya gidip pratiğini geliştirmek anlamında çok kıymetli ve eksiklerini tamamlamak anlamında çok kıymetli falan diye söylüyoruz. İşte büyükşehir yaşantısında da bir şeyleri alabilmen ve o muzip şehrin sağa sola gizlediği bonusları alabilmen için birazcık buna istekli olman, biraz antenlerinin açık olması lazım. Etrafa bakabiliyor olman lazım. Bu sosyal hayatta da böyle, yani aşk meşk işlerinde de böyle, iş güç işlerinde de böyle, kültür sanat işlerinde de böyle ve tabii ki içinde yaşadığın şehre senin bir borcun da var. Yani normal şartlarda artık şehirde yaşıyorsan, ne bileyim, beyaz şişeyi ayrı bir kutuya, renkli şişeyi ayrı bir kutuya, pili ayrı bir çöpe, plastiği ayrı bir çöpe ilgili atman lazım. Şehirde yaşamanın hakkını vermen gerekiyor aslında gibi, geldikten sonra. En kısa cümleyle, en kısa tarifle bu dediğim çünkü gibi yani. Çünkü artık başın önünde yürümeyeceksin, etrafına bakacaksın ve örnek veriyorum yabancı biri geldi sana bir yer sordu, çok merkezi, orayı bilip tarif etmen gerekiyor. Tabii. Yani şöyle düşünmek lazım, şimdi hani Titanic filmini hep biliyoruz, periyodik aralıklarla Titanic filmi yapılıyor falan bilmem ne. Şimdi Titanic'i yapıyorsan, Titanic'te işte birinci mevki, ikinci mevki, üçüncü mevki gidebilmen için, ama üçüncü mevki de aynı yere gidiyor. Hani bu Cem Yılmaz yıllarca yaptı işte, business da aynı yere gidiyor, first class da, ekonomi de, bilmem ne de. Hani hepsi aynı koltuk, aynı yere gidiyor. Şimdi ama senin ilk önce A noktasından B noktasına gidebilmek için Titanic'le o gemiyi yüzdürmek gerekiyor. Yüzdürdükten sonra senin birinci, ikinci, üçüncü mevkide olman o ikinci bir detay olarak kalıyor. Şehirde aynen böyle. Yani şehirde yaşamak, şehirden güzellikleri almak veya sana yararı olacak şeyleri almak istiyorsan önce şehri yaşatman gerekiyor. Yani hayatının bir kısmında şehrin yaşamasını sağlaman gerekiyor. Yaşattığın şehri
sana çeşitli imkanlar sunacak haline getirmek gerekiyor. Yani bu iş böyle, hani normalde mesela kedi köpek de besliyorsan, işte bahçeyi korusun, evi korusun diye köpek besliyorsan, o köpeğe de işte suyunu, ona yemini veriyorsun. Ona göre bir cinsi olması lazım. Veterinere götürüyorsun, aşısını özellikle yaptırıyorsun, temizliğini yapıyorsun. Sen ona bakıyorsun, o da sana bakıyor gibi bir şey. Bu kitap biraz bunları anlatıyor. Şimdi depremde çok büyük acılar yaşadık. Depremde büyük kayıplar verdik, insanlarımızı kaybettik. Bir de tabii şimdi kendi yayınlarımda da bahsediyorum. Tıbbın ölü kabul ettiği için artık nefes alıp vermiyoruz. Nabız durdu. Veyahut da tıbbın yaralı kabul ettiği, işte şurası yarıldı, kanlar akıyor. Ya da kolum kırıldı, ayağım kırıldı. Yaralı dediğimiz kişi de bu. Şimdi deprem altından yaralanmadan, işte kafası gözü yarılmadan, bir yerinden kan akmadan, kolu bacağı kırılmadan insanlar da çıktı. Ama onlar psikolojik olarak o kadar kötü durumdalar ki biz onlara oh be enkaz altından canlı çıktı gibi davranıyoruz. Hani canlı olarak kurtardık diyoruz ama yani şuramız hala yanıyor. Yani ben böyle aklıma geldikçe gözlerim doluyor. Konuyu bu noktalara getirmemek için önceden doğru işler yapmamız lazım. Kitapta şeye değinmek istiyorum, bir kısım var, özgür şehrin düşkün tutsakları diye. Aslında hepimiz yaşadığımız şehirde hani o şehrin hakkını veremiyoruz ya, o tutsak kısmına giriyoruz diyebilir miyiz? Hakkını veremeyince bükemediğin bileği öpeceksin var ya, bir noktada oraya geliyor. Şimdi ilk önce böyle hani bir Kadir İnanır tripleri, İstanbul sen mi büyük ben mi seni yeneceğim falan, o kafayla giriyorsun. Donk diye duvara çarpıyorsun, bükemeyince bileği tamam abi sen ne istiyorsan o olsun tipi bir davranış modeli içine giriyoruz. Artık şehir böyle istiyor, ne yapalım? Yani mesela baktığın zaman artık insanlar hobileri yok, kültür sanat faaliyetleri yok. Hepsi aslında şehrin yaşamın içindeki kalabalıklığı, işte hem koşturmacası hem de birazcık aslında bir ekonomiye de dayalı. Şimdi sen tabii kültür sanat programı yaptığın için hani bunu sana sormak çok saçma ama klasik bir arkadaşına mesela sorsan, en son ne zaman tiyatroya gittin? Abi bu şehir şartlarında tiyatroya mı gidilir, trafiği görür mü? En son ne zaman bir fotoğraf sergisine gittin? Ne zaman bir resim sergisine gittin? Ne zaman bir kültür sanat faaliyetinin içinde oldun? Ben her zaman oldun? Şunu diyorum mesela, benim işim bu olmasaydı asla normal bir işten vakit bulup hiçbirini gidip mezunluğum yapamazmışım. Şimdi senin işin de bu olduğu için yani sana bunu en son ne zaman gittin demek falan saçma olacak. Çünkü zaten işinden dolayı birçok aktiviteyi takip ediyorsun. Tabii. Hani sevdiğin bir işi yapıyorsan hiç çalışmamışsın demektir demiş ya adam. Yani senin biraz aslında böyle hem işini yapıyorsun hem de faaliyetlerin içindesin falan filan. Ama illa şimdi bir de tabii şöyle sinir olduğum bir şey var. Yayında da böyle oluyor. Diyorum ki arkadaşlar şehrin hakkını verin. Yani bir sergiye gidin, bir tiyatroya gidin, bir faaliyete gidin falan. Ya Marstan senin tuzun kuru tabii, biz nasıl gidelim? İşte tiyatroya gidecek param var, on var, bu var. Ya arkadaş şimdi hani o zaman başka bir yerde yaşamayı denesin mi? Olan, bileti pahalı olan aktiviteler var mı? Var. Bazı aktiviteler hakikaten ulaşılabilecek yani böyle asgari ücrete yakın bilet fiyatları olan, saçma sapan fiyatları olan aktiviteler var. Ama bakıldığı zaman sivil toplum kuruluşlarının, halk eğitim merkezlerinin, belediyelerin, valiliklerin halk günleri var, tiyatroların, sergilerin. Sıfır bedel, sıfır bedel. Hatta böyle oralara insanlar gelsin diye ring otobüs hatları kaldırdıkları falan organizasyonlar var. Yani yapmak istedikten sonra hani biraz böyle kendini zorlayıp gitmek istedikten sonra çok şeyler var. Yani bu sistem aslında birazcık şeyle doğru orantılı diyebilir miyiz Cem Bey? Hani şehrin artık demografik yapısı hepten değişti ya. Yani adam buraya çalışmaya geliyor, parasını kazanmaya geliyor. Aman ben zaten gitmiyordum sergiye, tiyatroya, ona buna ne gerek var deyip. Konunun bir sosyal boyutu var, bir romantik boyutu var. Ama daha fazla aslında hani o gözle bakan için ekonomik boyutu da var. Az önce söylediğim gibi yani şimdi artık depremde işte dünyaca ünlü futbolcusu da, zengini de, fakiri de, okumuşu da, cahili de, rezidanstaki de, gecekondudaki de, çiftçisi de, iş adamı da, ekonomisi de hepsi etkileniyor. Dolayısıyla İşte az önce sorduğun soru anlamında, demografik yapı anlamında şehirden para kazanmak için adam diyorsa ki ya ben köyde de zaten gitmezdim ve şehirde de gitmiyorum. Bunu demeye çok hakkı yok. Neden? Çünkü o şehirden para kazanmak istiyorsan, o şehrin ekonomisinden üzerine düşen payı almak istiyorsan birinci görevin o şehri yaşatmak olmalı. Yani sen o şehirden
o ekonomiyi almak istediğin zaman şehir yaşamıyorsa alamıyorsun. Formula 1 Türkiye'ye geldi. Yani ben otomobil sporlarını severim. Yıllarca kendimizi parçaladık. Formula 1 Türkiye gelsin, Türkiye gelsin, Türkiye gelsin, Türkiye geldi günün birinde. Birinci sene yapıldı, ikinci sene yapıldı. Her sene ilgi, alaka azalınca Türkiye'yi takvimden çıkarttılar. Biz ulaşınca hevesi kaçan bir toplumuz aslında. Evet, Formula 1 bu muymuş ya, vız 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 arabalar ya, bu muymuş de. Şimdi o, yani bu tür şeyler bir kere gidip hevesimizi alıp, tamam gittim bir kere, gittim mi gittim, hevesimi aldım mı aldım, arabalar vız vız geçti, tamam. Şimdi böyle davranırsan şehirdeki sosyal yapı ilgisizlikten dolayı sıfır noktasına geldiğinde artık işte orayı yapamıyoruz. İstanbul'da yapamıyoruz, Marmara'da yapamıyoruz, Türkiye'de yapamıyoruz. Sonra geldikleri yerlere değil de başka yerlere doğru göçe başlıyorlar. İşte o zaman şehirler kocaman köylere dönüşüyor. Yani şimdi bir yeri şehir yapan ya da bir yeri demografisi anlamında diğer taraflardan yukarıda tutan şey onun içindeki faaliyetler. Sen faaliyetleri sıfırladığın zaman ya da var olan faaliyetlere ilgi alaka göstermediğin zaman orası kocaman bir köye dönüşüyor. Sıfırlandığı dönemi de gördük pandemide, biraz daha form değiştirdi ama. Hadi pandemi filan başka bir konu. Hadi orada mücbir sebep var bilmem ne filan ama normal günlerde de yani bakıyorsun mesela işte sen de görüyorsun faaliyetlere gittiğinde şöyle bir taradığın zaman ortamı hep aynı yüzler, hep aynı şirketler, hep aynı oluşumlar, hep benzeri sivil toplum kuruluşları. Hani insan biraz böyle hücre yenilenmesi gibi, hani kan veriyorsun hücre kendini yeniliyor ya. Hani insan biraz, tam şimdi sen de ben de biz medyanın içinde olduğumuz için hani biraz ilgiden dolayı, biraz da görevden dolayı gidiyoruz hepsine. Ama ya yani bizi hadi bir kenara bırak. Şey ama var, insan gittiği zaman yeni... Dostlar alışverişte görsün kısmı da var. İşte yeni oluşumlar, hani yeni yeni yüzler, yeni yeni kurumlar da girsin isteniyor. Tabii şehirde bu kitap biraz kara mizah anlamında ona da değiniyor. Onu da anlatıyor bu kitap biraz. Onlara da değinmeye çalıştım. Onları da biraz resmetmeye çalıştım. En nihayetinde şu da var. Bazı insanlar da işte mesela bu sergilere, onlara bunlara gidiyorlar. Ama anladıklarından değil, sadece işte şekerim dün operadaydım, şekerim dün sergideydim. Dostlar alışverişte görsün kısmı diyorum ben onlara. Diye. Yani Cem biraz Bey, öyle. Ağzınıza sağlık, kaleminize sağlık. Çok güzeldi gerçekten kitap. Özellikle bu dönemde okunacak, kafayı dağıtacak. Yani ağır bir dili yok. Ben konuşur yere... gibi yazdım. Konuşma evet. Dilinde yani yazdım. Zaten kitabın başında da. Yani aslında bu kitabı, yani şimdi bunun tabii araya deprem gündemi girdi. Kafalarımız bambaşka yerde. Projelerin hepsini yeter ki insanlarımıza yardımcı olalım. Yeter ki insanlarımızı hayatta tutalım. Yeter ki onlara işte bir çorba, bir pilav götürelim, ısıtıcı battaniye götürelim. Şimdi yayınlarımızı tamamen hani yardım ve onların ihtiyaçlarına göre ayarlıyoruz filan. Hani kitabın durumu filan biraz kenarda kaldı tabii. Hiç önemli değil. Zaten hem ben hem kitabevi olarak kitabın üzerinden bağışlarımızı filan da yapıyoruz. Ne ayrı kadar konu. Güzel. Ama işte hani bu kitabı sesli kitap haline de dönüştürmeye çalışıyorduk. Sizin sesinizle mi olacak? Evet evet, ben yani sesli kitap haline. Şimdi ben tabii onu çok düşündük. Acaba biri mi yapsa bilmem ne falan diye, ama hani benim... Ben radyocu olduğum için, yani işim sizin ses olduğu için... Sizin sesiniz de zaten düşünüyor bence okuyan da. Yani ben şahsen öyle yaptım. Yani öyle olması daha doğru olacak. Sesli kitap haline de gelecek. İnşallah önümüzdeki günlerde hani şu öncelikli konularımızı hallettikten sonra buna da sıra gelecek. Yani bu kitabın aslında bir dolaylı yoldan deprem gündemi de var. Herkes çözümü bir yerlerde bulmakla uğraşıyor. Aslında o uzakta var olduğunu düşündüğümüz çözümü kendi yaşadığımız yere getirsek, hem yaşadığımız yerleri terk etmeden, madem ki uzaklara özlem duyuyoruz, yaşadığımız toprakları, ata toprağını terk etmeden bize çözüm olacağına inandığımız konuları da oraya bindirebiliriz. Aslında bunu birazcık anlatıyor. O zaman tabii depremler veyahut da afetler de biraz yoluna girer. Neden? Çünkü herkes aynı yerde toplandığı zaman tehlike de büyümüş oluyor. Binalaşma, çarpık binalaşma da büyümüş oluyor. Şehirlerde göçle gelen insanların depremde kaçınılmaz oluyor. Durumu biraz daha farklı oluyor. Kaleminize sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler.
Afilli Kent'in Alaylıları kitabıyla radyocu Cem Arslan bizimleydi. Biz kitaba dair her şeyi konuştuk. Depremi konuştuk, şehirleşmeyi konuştuk, göçü konuştuk. İzlemesi sizden. Keyifli izlemeler.